nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz hepinize. Sağ olun. Sizleri görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba, amacım merhaba. Selamünaleyküm. Bu da senin. Teşekkür ederim. Tamam, hadi bakalım. Merhaba. 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 Teşekkür ederim. Evet. İyi ki varsınız. Torunlar mı var? Torun var iki tane. Onları baktım. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Amin. Cümlemize ya Rabbi. Sizlere. Siz vazifelerinizi yapmışsınız. Allah razı olsun. Hep isteyenler. Allah isteyen olur. Burada isteyen Kahraman gazilerimiz, şehit ve gazilerimizin çok kıymetli aileleri, Sayın Valim, değerli misafirler ve çok kıymetli hemşehrilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Baba Ocağı Yiğitler Diyarı Bayburt'ta bulunmakta ve siz değerli hemşehrilerimle bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum. Değerli kardeşlerim, binlerce yıldır şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müveffek, daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz hassas ve kritik dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha da artmıştır. Bu kapsamda ülkemizin savunması, asil milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir. Yiğitlik timsali gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri. Elde edilen tüm başarılarda elbette ki en büyük pay kahraman şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanlarıdır. İstiklal Marşımızın şüheda, fışkıracak toprağa sıksam şüheda mısrasında ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Şehit ve gazilerimiz, şanlı tarihimizin vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abileri, Türk kahramanlarının ve fedakarlarının gurur temsili, mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun da ilham kaynağıdır. Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri başımızın tacıdır. sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir. Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehit ailelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun faaliyet içerisindeyiz. Bu doğrultuda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, aziz şehitlerimizin silah arkadaşları kahraman Mehmetçik, onların bıraktıkları şanlı sancağı gururla taşıyorlar. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerimizin gözyaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyoruz. Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran hain terör örgütü ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız. Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecektir. Değerli kardeşlerim, ülkemiz köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, milli ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç durumundadır. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, içeride daha gelişmiş, dışarıda ise çok güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 2. asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması ve sürekli geliştirilmesi en temel hedefimizdir. Bu kutlu ilerleyiş de ülkemizin milli duruşunun en güzide örneğini ortaya koyan Bayburt'umuz ve siz değerli hemşehrilerimiz en büyük güvence kaynaklarımızdan birisidir. Zira çok iyi biliyoruz ki Bayburt, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmada, davasına vefa göstermede zirvelerin şehridir. Bu topraklar düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmeyen, Kop dağlarını düşmana dar ederek halk kanıyla destanlar yazan kahramanlar yurdudur. İşte kahraman atalarımızın torunları olarak sizlerin de gösterdiği kararlı milli duruş, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Devletimizle Bayburt'umuzu geliştirmek, kalkındırmak ve siz değerli hemşehrilerimin refah seviyesini yükseltmek için var gücüyle çalışıyor. Yegane amacımız Bayburt'umuzun sahip olduğu potansiyeli ve değerleri en verimli ve etkili şekilde kullanarak siz değerli hemşehrilerimin hizmetine sunmaktır. İnanıyorum ki desteklerinizle hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz hep birlikte el ele vererek durmaksızın hizmet anlayışıyla Bayburt'umuzun gelişmişlik seviyesini artırırken ülkemizin gücüne de güç katacağız. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete ihtiyar eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor. Bayrama da en güzel şekilde ulaşmanızı temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.